Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pusat Clutch Gamepad incelemesi yapıyoruz. Biliyorsunuz oyun kollarını uzun yıllardır kullanıyoruz. Hatta günümüzün modern konsollarından önce hayatımızda olan farklı işte Commodore olsun veya diğer oyun konsollarında da bu tarz böyle ve bunu çok daha basit olan versiyonlarını kullanıyorduk. Şimdi özellikle de oyun konsollarının popüler olmasıyla birlikte ki Xbox ve PlayStation'dan bahsediyorum burada. Artık bu tarz oyun kolları da hayatımıza girmiş oldu. Pusat'ı bilenler vardır, bilmeyenler için ben söylemek istiyorum. Master bilgisayarın aksesuar markası ve bu aksesuar ürünleri arasında birçok farklı modelde bulunuyor arkadaşlar. İşte bunun arasında fareler var, klavyeler var, çeşitli oyun ve oyuncu aksesuar olduğunu söyleyeyim. Clutch Gamepad de bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ben de dış görünümden başlamak istiyorum. Aslında ürün, itiraf etmem gerekirse bu ürün özellikle Xbox'ın oyun kollarına fazlasıyla benzeyen bir tasarımla geliyor. Ki ben yeşil rengini çok beğendim. Siyah rengi de var. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Bizleri asimetrik bir tasarım karşılıyor. Sağ sol ve işte ileri geri hareket yapacağımız tuşlar asimetrik bir şekilde konumlandırılmış. D-pad dediğimiz bölüm ise yine sol kısımda bulunuyor. Bu D-pad'in hemen sağında bir tane monster gözü görünüyor. Biz bunu logo gibi düşünüyoruz ama aslında bu bir tuş. Buna işte oyunlar oyuna değişmekle beraber bir şeyler atayıp turbo modu olarak aktif edebiliyorsunuz. Açma kapama düğmesi ise üst orta kısımda konumlandırılmış ve ışıklı bir aydınlatmaya sahip. Bu farklı cihazlardaki bağlantılarda farklı bir renkte yanıyor, onu söyleyeyim. Onun hemen sol üst tarafında back tuşu, sağ üst tarafında ise start tuşun olduğunu söyleyeyim. A, X, B, Y tuşları ise sağ tarafta konumlandırılmış. Bu ışıkta isterseniz de bu ışığı kapatabiliyorsunuz. Onun da bir ayarının olduğunu söyleyeyim. Yine standart olarak işte tetik tuşlarımız bulunuyor. Bir üst kısımda da yine fonksiyon tuşlarımızın yer aldığını söyleyeyim. Yani aslında ilk elimize aldığımız zaman Xbox oyun konsoluna fazlasıyla benzediğini zaten görüyorsunuz. Bu üç kısımda bir tane böyle bir tip C bağlantı yuvası girişi var ve bir kapakla korunuyor. Bu kapağı çıkarttığınız zaman burada bir tane farklı cihazlarda kullanmak üzere bir USB dangle'ımız var. Bunun alt kısmında böyle mıknatıslı bir mekanizma var. Bu USB dangle buradan hani kapağı açsanız bile düşmüyor. Bakın şöyle göstereyim. Düşmüyor mesela. Çıkarmanız için de şöyle hafifçe ettiğiniz zaman zaten yuvasından çıkmış oluyor arkadaşlar. Ürünün genel görünüm bu şekilde. Biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bütün teknik özellikleri açıklamaya bırakıyorum sizler için. Ben burada biraz daha öne çıkan veya benim beğendiğim özelliklerden bahsedeceğim. Şimdi Pusat Clutch Gamepad hem Bluetooth hem de 2.4 GHz wireless yani kablosuz bağlantıyı destekliyor. Potansiyometre özellikle sol ve sağ tetiğin olduğunu söyleyelim. 12 saatlik bir pil ömrümüz var. Gamepad'in aynı zamanda titreşim özelliği bulunuyor. Nintendo Switch, Android ve PC bağlantı desteğimiz bulunuyor. Bütünleşik 700 mAh'lik bir pilimiz var. Bu pili USB Tip-C üzerinden şarj ediyoruz. Yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Değiştirilebilir D-pad var ve telefon tutacağı da yine kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Pusat Clutch Gamepad'in kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu ürünle ilgili birçok yorumu da okudum internette. Özellikle online e-ticaret sitelerinde gördüğüm bazı yorumlar vardı. Şimdi orada bir kafa karışıklığı oldu, onu anladım. Çünkü insanlar bu cihazı hani böyle açınca hemen bir şeye bağlanacağını, daha sonra başka bir şeyde otomatik olarak bağlanacağını düşünüyor. Tam olarak böyle değil. Şimdi kutusundan şöyle güzel bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Onu okumamız gerekiyor. Biz Türkler pek bu kullanım kılavuzu olayını sevmiyoruz ama okumak gerekiyor. Çünkü orada hangi cihaz türleriyle nasıl bağlantı yapabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Burada tek tek yazmış. Yani mesela PC için şu tuşla şu tuşa bastığın zaman bilmem ne moduna geçiyor. Ondan sonra oradan başka bir şey yapıyorsunuz diyor. Mesela PC bağlantısı için mesela PC bağlantısında Bluetooth kullandığınız zaman zaten Xbox kolu olarak görüyor bu arada. İsmini de Xbox olarak gösteriyor ekranda. Ben de en azından öyle oldu ki yapılan yorumlarda da benzer bir şey gördüm. Oradan bağladıktan sonra cihazı kullanmaya başlıyorsun. Hatta ben burada mesela açıp bakayım. Şuradan kullanım kılavuzun Türkçe olan kısmında zaten yazıyor. Yani PC'de nasıl bağlanacağını yazıyor arkadaşlar. Şu anda ekranda da onu size gösteriyorum. X input sistemi için kumanda kolu kurulumu diyor. Burada cihazın kumanda kolunu çalıştırmak için motor titreşinceye kadar 5 saniye kadar gamepad üzerinde bulunan Y tuşu ve home tuşuna birlikte basın diyor. Cihaz arama sırasında RGB LED göstergesi hızlı bir şekilde yansınıyor. Cihazını Bluetooth bağlantısı etkinleştirin. Daha sonra işte Xbox Wireless Control olarak görecek diyor ve bağlantı başarılı olduğunda diyor burada mavi renkte yanacaktır diyor. Yani bu şekilde bir mavi renk yanıp sönüyor eğer PC ile bağladığınız zaman. Android'de ise yeşil renk oluyor arkadaşlar. Oradaki bağlantıyı da arkadaşlar B tuşu ile home tuşuna basarak yapıyorsunuz. Yani burada PC için Y tuşu home, burada da B tuşu home. Aynı zamanda Nintendo Switch uyumu da var. Onda da arkadaşlar onda da bağlantının nasıl yapılacağını böyle adım adım anlatıyor arkadaşlar. Şimdi önce PC tarafından bahsedeyim. Bu gerekli bağlantıyı yaptıktan sonra zaten otomatik olarak görüyor. Tabii Bluetooth üzerinden bağlantı yapacaksanız bilgisayarınızın Bluetooth desteğini sağlaması gerekiyor. Benim masaüstü bilgisayarda vardı ve bağlantıda bir sorun olmadı. Yoksa o zaman bir Bluetooth dangle almanız lazım. Eğer Bluetooth'tan bağlanmak istiyorsanız masaüstü bilgisayara. Dizüstünün çoğunda var. Zaten orada pek sorun olacağını sanmıyorum.
ama ben masa üstünde kullandığım için bu küçük detayı söyleyeyim. Bağlantı, şimdi bunu da çok sordular arkadaşlar. Steam uygulamasına bak, Game Pass uygulamasına falan bak diye. Steam uygulamasında da zaten görüyor direkt olarak Xbox Wireless Controller olarak. Oradan da ayarlamalarını vesairelerini yapabiliyorsunuz. Dead Zone, yani ölü nokta çok var diyenler vardı yorumlarda. Bazı yorumlarda. Çok az sayıda böyle bir yorum vardı. Ben çok öyle bir Dead Zone görmedim. Hani mesela benim oynadığım oyun God of War oynadım ben mesela. God of War'da herhangi bir Dead Zone görmedim. Sadece tuşlara alışmak, mesela ben klavyeyle oynadığım için daha önce tuşlara alışmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Çünkü baştan beri ben hep klavyeyle oynadığım için böyle bir kola geçince birazcık zorlanıyorsunuz. Hani hangi tuş neredeydi, neye basınca ne oluyordu falan diye, ama onu da böyle bir 5-10 dakika, bir yarım saat oynadıktan sonra zaten alışıyorsunuz. Orada herhangi bir sorun kalmıyor. Ben aynı zamanda hem bir Android tablete hem de bir Android telefona bağladım. Biliyorsunuz incelemesini kanalımda yayınladım. Honor Pad 8 tablete bağladım ben bu kolu. Asphalt 9 oynadım. Gerçekten de çok eğlenceli oluyormuş. Hani kendi üzerinden oynamak gibi değilmiş arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok gayet güzel bir şekilde oynuyorsunuz. Telefona da bağladım. Telefonla da bazı denemeler yaptım arkadaşlar. Şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim telefon bağlantısı için. Şöyle bir aksesuar çıkıyor kutusundan. Bunun detaylarını size göstereceğim. Bunu isterseniz cihazın üzerine takarak kullanabiliyorsunuz. Onu da detaylarını göstereceğim. İsterseniz de haricen bir telefon tutucu olarak da kullanabiliyorsunuz. O zaman şöyle bir masaya koyduğunuz zaman, buyurun şöyle bir masada koyduğunuz zaman telefonun üzerinde durabiliyor ve oyunlarınızı bu kumandayla yardımıyla oynuyorsunuz. Hani ben çok telefonda oyun oynayan birisi değilim bu arada, onu söyleyeyim. Ama siz çok oynuyorsanız böyle bir aksesuarın olması da güzel olmuş. Böyle cihazın üzerine direkt tutarak rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Çok da eğlenceli oluyor. Orada da Asphalt 9 kurdum, oynadım mesela. Gayet de güzel ve akıcı bir şekilde oynadım cep telefonu üzerinden. Ama ben söylediğim gibi ben tableti daha çok beğendim. O tabii kişisel bir yorum bu. Tabletin büyük ekran olması ve hani oyunun eğlencesini daha da arttırıyor. Asphalt 9 biraz da böyle hani aksiyoner bir oyun olduğu için çok da eğlenceli bir şekilde tablette büyük bir ekranda daha güzel oldu. Bilgisayardaki deneyimi ben çok beğendim. Bunu da söyleyeyim. Ama söylediğim gibi o geçişleri yaparken birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hani öyle hani açtım hemen otomatik tanıma diye bir şey yok. Bazı yorumlar bunu gördüm ben. İnsanlar öyle zannediyor ama öyle bir durum olmadığını da söylemiş olayım. Bu arada D-pad tuşları değişiyor. Şöyle tuşlarımız var. Bunları da size detaylı göstereceğim. Bu böyle komple her yönü hareket edebilen tuş haline geliyor. Ya da iki tane böyle güzel bu şekilde tuş çıkıyor. Şimdi bunu takıp çıkarması kolay. Bakın bunda sorun yok ama bu tuşları takıp çıkarması sıkıntı. Hatta ben takıp çıkarmayı denedim. Birazcık böyle kenarlarına zarar verdim. Çünkü bu tuşları taktığınız zaman zor çıkıyor biraz. Yani bunda kolay çünkü üst kısmı biraz daha geniş olduğu için tutup çekiyorsunuz. Elinize bile geliyor ama bu normal gamepad tuşlarını takıp çıkarmak o kadar kolay değil. Böyle bir şey takıp kanırtmanız gerekiyor. Kanırtırken de kenarlara zarar veriyorsunuz. Çok sık yapmayın derim. Hani hangisini beğendiyseniz, ki ben bu tuşları daha çok beğendim, onunla olmanızı ve devam etmenizi, bir daha takıp çıkarmamanızı öneririm. Çünkü pek kolay çıkmıyor. Hani bir özel bir yuvalı bir mekanizma var. Çok kolay çıkmadığını söyleyeyim. Çıkartırken zarar verebilirsiniz. Aman diyeyim. Yani birini seçin. Bence hep onunla devam edin derim ben. Aydınlatma tuşlarının olması güzel ama sadece bu sağ taraftaki 4 tane işte X, Y, A, B, D tuşlarını, A, B tuşlarını değiştirebiliyorsunuz. Onu isterseniz açıyorsunuz, istiyorsanız kapatıyorsunuz. Ya ben deneyimini çok sevdim. Kapattığınız zaman tabii pil ömrünü biraz daha etkiliyor. 12 saatlik bir pil ömrü var üzerinde. Cihazın 700 mAh'lik bir pili var. Bütünleşik bir pil. USB tip C yardımıyla şarj oluyor. Şöyle bir kablomuz var. Bu kablo yardımıyla şarj ediyorsunuz. İsterseniz herhangi bir USB tip C kablosu da olur arkadaşlar. Bunun bir ucu tip A, bir ucu tip C olduğu için herhangi bir yere takıp bir powerbank olabilir, bir bilgisayar olabilir, bir adaptör olabilir. Bu ürünü şarj edebiliyorsunuz. Söylediğim gibi 12 saatlik bir pil ömrü var ki bence yeterli bir pil ömrü bu. Hani böyle non-stop hiç durmadan 12 saat oyun oynamayacağınıza göre birçok anlamda işinizi görecektir diye düşünüyorum ben. Öte yandan bu ürünü Monster Notebook sitesi üzerinden satın almak isterseniz orada bir müşteri temsilcisi dijital olarak görüşüp, yani online olarak görüşüp cihazla ilgili birçok bilgiyi de alabiliyorsunuz. Bu ek bilgiyi de vermiş olayım. Gelelim ürünün bana yaşattığı deneyime. Ben PC'deki deneyimini çok sevdim. Yani açık ve net söyleyeyim. Çünkü ben normalde klavyeden oynuyordum ama bu tarz böyle bir pad'den oynamak daha güzel oluyor. Çünkü bende aynı zamanda Xbox da var. Bazı oyunları Xbox'ta da oynuyorum ama hani ikisinin hani hem klavyeden oynanabilir hem de bu işte gamepad ile oynamak bence çok güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Oturduğunuz yerden böyle çeşitli işte aksiyon oyunlarına vesaire çok daha eğlenceli olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda Steam üzerindeki oyunları da oynayabiliyorsunuz. Game Pass'te de çalışıyor. Game Pass'teki oyunlarda da oynayabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vermiş olayım. Deneyim anlamında bana bir sıkıntı yaşatmadığını söyleyeyim. Pusat Clutch Gamepad'in. Gelinin fiyat meselesine. Bu ürünü inceleme yaptığım tarih itibariyle ki fiyatı 999 TL'ydi arkadaşlar. Benzerlerine baktığımızda makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Yani benzerleri de 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlara satılıyor. Bunun özelliği
böyle yani farklı platformları da destekliyor olması. Yani hem Bluetooth olması hem kablosuz bağlantısına sahip olması istediğiniz anda hani ilk farklı cihazlarla da oynayabileceğiniz ve kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ben bu özelliğini beğendim. Bugünlerde Pusat Clutch Gamepad'in çok güzel bir kampanyası var arkadaşlar. Bu ürünü kampanya kapsamında Monster Notebook internet sitesinden satın aldığınız takdirde ikincisini %50 indirimli alabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle oyun oynama keyfine varmak istiyorsanız ben bu kampanyadan faydalanmanızı öneririm. Bir incelimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Sizlerle birlikte Pusat Clutch Gamepad'i anlatmaya çalıştım. Özelliklerini anlattım, deneyimlerimi aktarmaya çalıştım ama mutlaka benim anlatmadığım, sizin merak ettiğiniz farklı konular vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de hepsine yorum yapmaya çalışıyorum. Her zaman yaptığım uyarıyı bir kez daha hatırlatmakta fayda var. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz ürünler geliyor ama markalar hep soruyor kaç abonem var, videolarım ne kadar izleniyor vesaire gibi. Videolarımı beğeniyorsanız, içeriklerimi beğeniyorsanız bana destek olmak için yapabileceğiniz en kolay şey, en basit şey kanala abone olmak arkadaşlar. Bunu sadece ben kendim için söylemiyorum. İçeriklerini beğendiğiniz herkesin kanalına abone olun. Hani abone olmak paralı bir şey değil. Ekstra bir para almıyorum. Katıl butonu bile aktif değil bende. Özellikle de uzak duruyorum katıl meselelerinden. O yüzden bana destek olmak isterseniz ücretsiz olarak yapabileceğiniz en güzel şey kanalıma abone olmak olur. Kanalına abone oldum, ben sana destek olmaya devam etmek istiyorum derseniz de beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Twitter'dan tutun da TikTok'a kadar bütün sosyal medyaları aktif olarak kullanıyorum. Oralardan da beni desteklerseniz çok sevinirim. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada mevcut. Tek bir tıkla oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.